Bu 2 yıl, yaklaşık 2 yıl önce yaptık bu bayrağı. 225 metrekare büyüklüğünde parke taşıyla yaptık. 2 kamyon parke taşı gitti. Ve köyümüzden tam 60 ile 70 kişi çalıştı bunu yapmak için. Bir hafta uğraştık. Ama çok da güzel oldu. Yok, kapatmaya gerek yok. Sen çayını içebilirsin muhtarım. Sıkıntı yok. Ya ben çay diyorum işte kahveye. Evet, yanımızda yine Bektaşlı köyü sakinlerimizden bir abimiz var. Şöyle mikrofonu sana vereyim abim. Önce kendini bir tanıt, anlat. Gerçi tanıyanlar tanıyor ama Evet. bizi izleyen, bizim kitlemiz farklı olduğu için onlar da tanımak isterler tabii ki abi. Evet, ben Bektaşlı köyünden Hidayet Bağcı. 27 yıl imamlık yaptım. 2010 yılında emekli oldum. Ondan sonra da bir bakkal açtım. Bakkalla beraber Bektaş'ta devam ediyoruz. Evet, imam kaç yaşında imam oldun? Kaç yıllık imam? 27 yıl, 27. evet. Hangi illerde, ilçelerde, köylerde yaptın? Ankara'nın Allahan, Kırıkkale, Keskin, Evet. Boğazyanı köylerinde ve en son kendi köyümde 18 yıl yaptım. 2010 yılında emekli oldum. Ve ondan sonra da bir bakkal açtık. Orada bakkalla devam ediyoruz. Peki 27 yıl içerisinde kaç tane rahmetliyi defnettin? Cenaze yıkadın? Çok cenaze yıkadım. Başladı mesela. Vallahi saymadım ama 100, 200, 500. bilemiyorum. Şimdi tam bir rakam vermek doğru Hiç olmaz. suyu dökünce kıpırdayan oldu mu, hareket eden mi? Tabii öyle şeylerimiz oldu. Kıpırdayan olmadı ama He. Değil benim korktuklarım oldu. mi? Nasıl Evet. korktun? Birini anlat şöyle mesela. Şimdi bir genci öldürmüşlerdi, cinayetti. Yaz aylarıydı, sıcak. Eskiden cenaze arabası vardı. Kapalı yerde yıkıyorduk. Traktörle götürülen bir şeydi, lastikli. Ondan sonra morg değildi cenaze yıkama aracı. Onun içine koydular. Genç olduğu için saçları simsiyah, gözler de simsiyahtı. Ondan sonra otopsiye gidip geldi. Ondan sonra çok kalabalık olduğu için arabanın içerisine hücum etmek istediler. O sırada içeriye kimse girmesin diye kapıyı kapattılar. Bir su döken vardı yanında, bir de ben vardım. Ondan sonra cenazenin gözlerini kapattım ama kapanmıyor. Genç olduğu için böyle simsiyah saçları, simsiyah gözleri bir canlı gibi bakıyordu. Artık korkmaya başladım. Çünkü bakışlar gerçekten canlı bir insan gibi. Önünde ölü yatıyor ama canlı gibi bakıyordu. Gözünü kapatıyorum, geri açılıyor. Kapatıyorum, ya dedim bu niye açılıyor? Ondan sonra terin suyun içinde kaldık ama bir de Temmuz'un sıcağı. Kapıyı da açmıyorlar. Çatlayacak duruma geldim. En sonunda dedim ki kafasını duvardan tarafa çevireyim. Çevirdim. Ondan sonra cenazeyi yıkadım. Tabii ben şeyi unuttum. Onun gözlerini unuttum o an. Kefene sarmak için koyduğumda gömleği kafasına geçirdim. Birden böyle çıktı. Korkudan bayılacaktım. Yani öyle bir anım var. Gencin cenazesi ihtiyarın cenazesine benzemiyor. Niye? Çünkü genç solmuyor ya. Simsiyah, bembeyaz, yüzü simsiyah saçlarıyla karşında duruyor ve orada çok korktum. Evet. Peki cenazeyi defnetmenin, bazı insanlar hiç cenazenin defnedildiğini görmeyen insanlar var izleyiciler içerisinde. Evet. Nasıl defnediyorsunuz, onu bir anlat abim. Şimdi cenazeyi ben burada canlı yayınlar yapıyorum. Bektaşlı köyü olarak Gülali Market diye adı altında. Bazen mezarlığa gidiyorum. Cenazenin nasıl defnedildiğini insanlara orada gösteriyorum. O senin izleyicilerin, bir de bizim izleyicilerimiz var. Onlara anlat. Ya şimdi şöyle cenazeyi götürüyoruz işte hepimiz şu anda hepimiz yaşıyoruz. Kimsenin ölümü aklına gelmiyor ama orada önümüzde gelmiş bir cenazeyi alıyoruz, gidiyoruz oraya ve toprağın içerisine koyuyoruz, üzerini kapatıp toprakla kapatıyoruz.
Oraya pirket mi koyuyoruz, tuğla bizde mı şey koyuyoruz? Sandık mezar yapılıyor. Nasıl? Toprağımız sandık? Şey olmadığı için pirketle dört tarafı sandık mezar diyoruz. Üzerine beton kapaklar yapıyorlar, sonra toprağı üzerine döküyorlar. Sandık mezar bizim toprağımız kazılmadığı için, lahit yapmaya müsait olmadığı için biz sandık mezar yapıyoruz. O tipte yapıyoruz ve kapakla kapatıyoruz beton kapakları ve üzerine toprak şey yapıyoruz. Evet. Peki cenaze sonrasında kıymalı pide dağıtıyorlar. Maalesef aynen mu? aynen. O şey burada da var. Bu konuyla alakalı düşüncelerini paylaşalım. Şimdi şöyle, aslında eskiden adet olan bizde, yani dinimize göre adet olan, cenaze evinde yemek pişmez, komşular yemeği getirirdi. Şimdi cenaze sahibi herkesten evvel kaygıya düşüyor, dışarıdan gelen misafirlere yemek gelmediği için, komşulardan yemek gelmediği için kıymalı yaptırıyor ve o anda cenazenin daha acısı, dumanı taptaze tüterken orada millet oturuyorlar, yemek yiyorlar ki bu çok İslam'a uygun olmayan bir şeydir. Evet. Adam kesinlikle yasını mı tutsun? Ha, adam yasını mı tutsun? Millete hizmet mi etsin? Kıymalıyı mı getirdin? Ayran getir, bilmem şunu getir. Onlarla meşgul oluyor adam. Oturup da bir acısını yaşayamıyor yani. Evet. Peki ne yapılabilir bu adet? Bu yapılacak şey yapılacak iş nedir? Cenaze varsa Müslümanlar olarak dinimize göre onun komşuları yemek getirmeleri gerekiyor. Cenaze sahipleri hiçbir şey yapmadan oturacak orada. Kendini yormayacak, bütün komşular seferber olacak ve bu cenaze evinden yemek yenmez ya. Bu ayıptır, günahtır yani, yazıktır. Böyle bir şey yok. Ama bunu adet haline getirdiler. Daha cenaze kalkmış, bir saat sonrası kıymalı dağıtıyor herkes. Güle oynaya kıymalı yiyor. Bu İslam'a hiç uygun olan bir şey değil. Peki biraz da kendinden bahset. Şu anda ne yapıyorsun? Market mi işletiyorsun? Şu anda marketim var benim. Veresiye defterim var. Oo, çok. Veresiye çok sıkıntılı bir durum. Veresiye defterim var. Başka bir... Bir tane mi şimdi? Yok, bir de Allah'a veresiye defterim var. Allah'a da benim borçlarım var. Borçlu olan köylülerin bu listesi var ya, hani Şaban'ın filminde hani. Yok. Onu yapamıyorum. Aşır alacağım var aşağı yukarı. Çok fazla değil ben ama kendim. Pazarlık yapak da kendim, onu bir sıfıra kapatak, şu canlı yayında kameranın karşısında o defteri bir yakak gel. Vallahi bunu karşılayacak olan sen misin? He, ben karşılayacağım. Tamam, o zaman problem yok. Ne istiyorsun? Yakarız. Düşünmem lazım. Bir anda çıkmayabilir. Ya sen yine de alacağını biliyordur, ne kadar alacağını var. Yani defteri toplarsan yani çıkar herhalde bir 8 bin lira, 10 bin lira falan o civarlarda çıkar. Bir şey değilmiş ya. Ya işte sana göre bir şey değil dediğin şey benim için büyük bir şey. Çok büyük. Evet, bana 100 lira büyük bir paradır. 8 bin liralık veresiye defterini bana kaça vereceksin? Yok, onu pazarlık yapamam. Nakide çevireceğiz. Yok. Yani. O zaman zarar ederiz. Batakçı durumuna düşerim. Niye zarar ediyorsun abi? Batakçı durumuna düşerim. Niye batakçı duruma gidiyorsun? Ya ana sermayeyi kurtaracak. Hem oğlu öyle deme ya. Ya. Nasrettin Hoca'ya demişler. Gerisi de senin hayrın olacak yani. Nasrettin Hoca pazara gitmiş. Bir şeyler satıyormuş. Hoca kaç aldın demişler? 350'ye. Kaça satıyorsun demiş. 350'ye demiş. Bunun kârı neresinde demiş. Dostlar alışverişte görsün demiş. He. Onun hesabı yani. Şimdi seninki ona dönecek. Nasrettin Hoca'nın işine dönecek. Ya sen o 8000'in de toplayamam ki, bunun içinde ölenler var, yaralanan var. Oo, muhakkak var. Tabii bataklarımız ya, var. %50'si İnkar eden yani var. Ödemeyen, peki, kaçan var. Peki kaç liraya vereceğim bu veresiye defterini? Sen parayı bir ortaya koy da bir şey yapalım. 8000'e 2000 lira verelim. Yok, olmaz sen. Nasıl olmaz? Olmaz. O zarar ederiz ha. Değil mi? Evet, bizi piyasadan kaldırmaya çalışıyorsun sen. Peki sana borcu olanlar sana borcunu vermiyor. Parası olduğu zaman gidiyor. Kesinlikle. Gelip ağlıdan. Derdimi deşiyorum. O zaman zoruma gidiyor mu? Çok zoruma gidiyor. Vallahi. Vallahi. Ne diyor? Yani veresiyi bana yazdırıyor. Ne diyor arkasında? Peşini bazen de denk geliyorum canım, markette alışveriş yaparken. Sepeti doldurmuş. İyi ki poşetleri sana taşıttırmıyor. Bir de onun yansıları var ya, daha kötü olur değil mi? Bazen, eve kadar bir yardım et. Bazen markette denk geliyorum. Ondan sonra sepetleri doldurmuş. Veresi bizde. La vicdansız diyorum. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? La veresiyi bize yazdırıyorsun. Peşini buraya getiriyorum. Yemi burada yiyorsun. Yumurtayı gidip oralara bırakıyorsun diyorum.
Oluyor değil mi? Oluyor, maalesef oluyor, evet. Var bu küçük yerlerde, bunları yaşıyor. Sosyal medyada nasılsın, anlat bakalım. Şimdi sosyal medyada Bektaşlı köyü büyük bir köydü. Evet. Eskiden nüfusumuz 4-5 bindi. Facebook'ta sayfan mı var? Var, evet. Hacca sayfan mı var yoksa grup mu var? Facebook'ta sayfam var. Ne, sayfanın adı ne? Hidayet Bağcı Kadıoğlu. Kendi. He, kendi, evet evet. Sayfa orada değil o. 4000 kişi. O yoksa kendi şeyi. Kendi şeyim, kendi ama herkes orada. Sayfan ayrı, bir de normal sayfa ayrıdır. Yok, öyle bir öyle bir sayfa yapmadık. Niye yapmadın? Yapsaydın. Bilmiyorum. Bu yeter dedik. Ondan sonra burada da 4000'e yakın izleyici var. Ondan sonra onları takip ediyor. Bektaşlı ile ilgili köyde olup bitenleri, düğünleri, cenazeleri, haberleri. Bazen denk geliyoruz, canlı yayın kazaları falan. Ondan sonra onlarla ilgili dışarıda, gurbette yaşayan köylülerimize haberdar ediyoruz. Şimdi sosyal medyada biliyorsun, Facebook kullanıp da Instagram'a, Twitter'a geçenler çok. Evet. Onun içinde ben mesela Facebook'u nasıl kullanıyorum biliyor musun? Facebook'ta 5000 arkadaşım var mesela. Evet. Bir ay sonra 5000'i de çıkarıyorum, aktif olanları ekliyorum tekrar. He. Aylık yenileme yapıyorum. Yok, 10 yıl boyunca hep aynı fiisi kullandığın zaman bunu zaten 5000 arkadaşın 4000'i ya facesi şifreyi unutuyor ya kapanıyor. Aktifleştirmek daha güzel olur. Evet, o da güzel bir şey, düşünce, evet. Peki sana bir fikir versem yapar mısın? Ama senin boş vaktin yokmuş ya. Ne gibi? Senin bu 8000 lirayı var ya. Sana bir akıl versem bir haftada çıkarırsın ya. Söyle bakalım neymiş? Bunun maliyet sahibi indiriyor. Sen bir yerden çarpacaksın yani. Yok, çarpma değil. Sen o 8 lirayı bir haftada kazanacaksın geri. Nasıl olacakmış? 1000 lirayı vermeden söyleme. Öyle şey olur mu? Aklımın yatmadığı işe girmem. Değil mi? Onu o zaman kamera sonrasında konuşalım. Tamam. Şöyle bir selam gönder köylülerimize, gurbetçilerimize. Bektaşlı köyü, Bektaşlı muhtarlığındayız şu anda ve buradan bizi izleyecek olan Bektaşlı, özellikle öncelikle Bektaşlı hemşerilerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz ve bizi izleyen bütün izleyici kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz ve biz diyoruz ki devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ordumuzu, hepinizi seviyoruz ve birbirimizi inşallah sevmek umuduyla diyor, hoşça kalın diyoruz. Dostça kalın, kalbinizden sevgiyi eksik etmeyiniz diyoruz. Evet. Evet muhtarım, biz köylere gittiğimiz zaman muhtarlarımıza kısa bir soru soruyoruz. Bakalım muhtarımız sorduğumuz soruların kaç tanesini biliyor. Sorumuzun kolaylığı zorluğuna bakar. Bütün muhtarlara soruyoruz. Evet, kolaydan zora doğru gidecek muhtarım. Hocam, tamam mı? Buyurun. Evet, burası neresi? Burası Bektaşlı. Nereye bağlı? Yeni Faklı'ya bağlı. Yeni Faklı'nın belediye başkanı kim? Söner Yalçın. Yozgat ilimizin kaç tane milletvekili var? İsimleri nelerdir? 4 tane de Yusuf Başer, Bekir Bozda, Ali Keven. Moru, lütfen. Biliyoruz. Şimdi tüyo verdiğin zaman sorular zorlaşır. MHP'ninki hangisiydi? 4 tane milletvekilimiz var. İsimlerini söyle, tamam, 4 tane de. Bekir Bozda, Ali Keven, Yusuf Başer. Neydi bizim milletvekilinin ismi ya? Bizim diyorum, ismini söyleyemiyorum. Genç çocuk ya, ilk defa milletvekili oldu. Yine de bir de Ali Keven'in ya, söyle de benim ciğerim. Sen yardımcı olacaksın burada. Tabii, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İbrahim, evet. Ethem Sedef. Ethem Bey. Evet. Yozgat ilimize bağlı kaç ilçemiz var? İsimleri nelerdir? İsimlerini hepsini bilemiyorum şimdi. Niye ki? Kolay mı ki? Çok kolay. Çoğunu, genelini biliyoruz da. Yeni Faklı, Boğazyan, Şefaatli, Çekerek, Yerköy, Akdağ Madeni. Kaç ilçesi var peki Yozgat'ın? 13 mü? 12. 13 ilçemiz, evet, var.
O zaman son sorumuzu soralım. O da çok kolay bir soru. Yozgat valimizin ismi nedir, nerededir? Valimiz. İyi bildiğim bir kişi unutturdum. En kolay bunu. Sorumuz muhtarım. Sen buna yardımcı ol bize Hevetçi. E madem Kadir devamını da söyle. Madem Kadir ismi diyor be. Soyadını da söyle de o zaman. Kamil yayında bunu yapmazsan. Valimizin gerçekten ismini bildiğimiz insanı unutuyoruz ya. Ya biraz düşün muhtarım bulursun. Acelemiz yok. Biz zaten doğalız. Ben çay içene kadar düşün yani. Sıkıntı yok. Tüye vireceksin sen. Kırşehirli kendisi ya. Şimdi çok bazı mutlu. İnsanların gözleri şey olur şöyle, mavi olur, ona ne derler? Çakır. Kadir Çakır. Evet, buradan da Yozgat valimize sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii. Ve birazdan da köyü gezmeye başlıyoruz evet, muhtarımızla. Kapat kızım, kapat. Evet, kameramız açık. Evet, burası Bektaşlı Belediye binası. Eski haliyle şimdi muhtarlığa ait muhtarlık binasından çıkıyoruz. Ne tarafa dönelim muhtarım? Sol tarafa. İstersen sağ taraftan gidelim de. Köyün girişinden de başlayabiliriz. Şuradan. Evet, sağ taraftan gidelim. Sağ çünkü taraftan. Bütün her yere çekeceğimiz için. Evet, sol taraftaki evleri sayabilirsin muhtarım. Bildiklerini şöyle, burası İlhami kimin Tarnı evi, kendisi. Burası İlhami Tarnıverdi'nin evinden geçiyoruz. Mulla İrbağ'ın. Okulumuz ve sağlık ocağımıza doğru. Cami Kebir Mahallesi'ndeyiz. Şuraya Mehmet dursun. Herkesin evini saymaya gerek yok ya. Seyidin Mehmet'in evi. Evet, Seyidin Mehmet'in evi. Sağ taraftaki mi? Soldaki. Soldaki. Seyidin Mustafa'nın evi. Burası Kart Osman'ın evi. Sol tarafta ilk öğretim okulu. Sol tarafta. Ve sağlık evi. Şu anda onun yanında. Ve sağlık evi lojmanı. Ondan sonra burası durak yeri Bektaşlı'nın. Eskiden otobüs geçerdi buradan Ankara'ya. Ondan sonra her gün sabah 7.30'da Ankara'ya otobüs geçerdi. Ve herkes burada iner Boğaziyan'a, Fakılı'ya, Ankara'ya gidecek olan bu yerde beklerdi. Sağdan gidelim. Ha, oradan yukarıya doğru. Azamı söylüyoruz. Burası da İmmetler'in Aslan'ın evi. Sağ taraftaki. Sol taraftaki Avni Aksoy'un evi. Burası yine Cami Kebir'deyiz. Sol taraftaki yeni binamız Mehmet Katırancı'nın evi. Sağ taraftaki binamız Yaşar Ekinci'nin evi. Sağ tarafımız yine Tamer Hamurcu'nun evi. Köreller. Sağdan gidelim. Sağdan. Sol taraftaki Mustafa Uzun. Uzun'un evi. Köreller'in Mustafa'nın diyor. Köreller'in Mustafa'nın değil mi? Sağ taraf Hacı Yusuf Hamurcu'nun evi. Hocam sen daha iyi değil. Sen söyle. Evet. Soldaki Muhittin'in Kadir'in evi. Karşımızda gözüken. Evet. Bu taraftaki Hacı Osman'ın oğlu Ramazan'ın evi sağdaki bu yeni bina.
Kendi Hollanda'da. Evet. Oradan bizim müdürümüz, eski müdürümüzün evi hemen onun yanındaki. Ondan sonra sağ tarafta olanlar. Buradaki sağ tarafta evde Kör Bilal'ın evi. Satır Mahmut karşıdan geliyor. Burası da çörek fırını solda. Burası da Cahit'in evi. Sol tarafta da Kısmet Özalp'ın ve Büzüğün oğlunun evi. Evet, Büzüğün oğlu İlhami Güldüren yani. Sağda Rafet Güldüren'in babasının evi. Soldaki de Satır Mahmud'un evi. Şuradaki de, sağdaki de Çilleme Osman'ın evi. Soldaki Bişirhan'ın Mehmet'in evi. Burası da Mavuş'un Ertuğrul'un evi. Ondan sonra Hoca lakaplı neydi? Aliye'nin evi. Şimdi çocuk parkımızın yanından geçiyoruz. En eski okulumuz bu karşıdaki bina. Namık Kemal İlkokulu'ydu. 1931'de açılan. Bu köyün hemen hemen çoğunluğu hep oradan okudular. Ve şu anda atıl durumda. Yeni okulumuz aşağıda. Evet, burası öylece kaldı. Ama buradan çok insanlar geldi geçti. Çok öğrenciler geldi geçti buradan. Buranın bir önemi var Bektaşlı için. Şimdi Yeni Cami Mahallesi'ne geçtik. Abdurrahman Cunkur'un evi sol tarafımız. Evet. Sağ tarafımız Hüseyin Aslan Taş'ın evi. Sol tarafımız Kurdun Yusuf'un evi. Şurada Ayden'in oğlunun evi. Sağ tarafımız Ayden'in oğlunun evi, senin arkadaşın. Evet, Ayden'in oğlu. Taliban'ın evi. Kadıların talibi. Tarık Şimşek'in evi. Ali Rıza'nın Ramazan'ı. Burada Urhucun Hacı'nın evi. Bu mahalle buradan mı değişiyorlar? Bu taraf Yalakçı'nın Ahmet'in evi. Bu taraf Yayan'ın Kemal'ın, Yayan'ın İmin'in, Bıyıklı'nın evi. Karyon Şükrü'nün evi sol taraf. Onun yanındaki de karnı yarıyor gibi. Lakabıyla söylüyor hocam. Evet, burası Cırıkların Musa'nın evi. Hacı'nın evi. Evet. Sol tarafta Altan'ın evi. Cırıkların Altan. Onun yanındaki Cırıkların Çavuş. Bu taraf bulduğun Hasan'ın evi. Sağ taraf. Delacının Hacı'nın evi sağ taraf. Sağ taraf Ayhan Polat Aslan'ın evi. Cücükçünün Ayhan'ı diyeceğim. Hep lakaplarını olmuş. Evet, lakaplarını söyleyeceğim. Sol taraf Cemil Kurkoca'nın evi. Burası Nani Mustafa'nın evi.
Sağ taraf Çağrı Mehmet'in evi. Sol taraf Hasbekli'nin evi. Hasbekli iyileşmiş lan. He, rahatsız diyor. Ölüyor diye görmez, ya. Görmez. Çuvarayı bırakmış ya. Evet, burada Erkilettin'in, Abdullah'ın evi. Sağdan gidelim. Sağdan gidelim. Bu gördüğümüz yeni binada Yeşil Hasan'ın oğlunun evi. Ölçümü ne kadar bizim köyün diyeyim. Onu bilmiyorum ya. Bayağı bir geniş ya. Memelinin Nur'un evi. Telacının Mevlid'in evi. Telacının Ali'nin Mevlid. Evet. Adem'in Recep'in, Adem'in Mahmud'un evi sağ tarafta. Sol taraf Söylemez'in evi. Doğru gidelim değil mi? Çarşıdan. Evet, çarşıdan. İşte bana var. Sağ taraf Arzuların Gazi'nin evi. Sol taraf Pilot Ecevit'in evi. Akibin Hasan'ın evi ve görmüş olduğunuz minarede Ebu Bekir Camii'ne ait. Kara Yusuf'un evi sağ taraf. Sol taraf Arzu'nun Rasim'in evi. Osman'ın evi. İşte babasıyla şey diyor. Sağ taraf Necip'in, Halil'in evi. Sol taraf Arzuların, Binyamin'in evi. Mullah'ın, Mehmet'in evi sol taraf. Sağ taraf Mustafa abinin. Mustafa Kiraz'dı. Ne diyeyim? Mustafa Kirazlı'nın evi. Onu anladım da lakabı aklıma gelmedi. Evet. Muhtar Oğuz'un evi sol taraf. Bu karşıdaki cami yeni cami. Şu çöpleri alındı dedim, anlamıştı. Çöpleri çekme ama kızım. Sağdan gidelim. Hoca konuş. Evet. Burası Çatana'nın evi. Murtaza Keyifçi'nin evi. Murtuzgiyan'ın, Osman'ın evi. Cemaliye'nin evi. Sol taraf Kurabbin evi. Sağ taraf. Evet. Sağ tarafta. Gülale Market'e yaklaşıyoruz. Hocamın bakkalı. Burası İşli İnönü. Bizim. Meşhur İşli İnönü burası. Meydanımız. Meydanımız bizim. İşli İnönü. Ve Gülale Market'te bizim market işte. Doğru aşağı inelim. Bura Bektaşlığımızın meydanı.
Burası bakkallarımız ve fırınımız, ekmek fırınımız. Bunlar da Bektaşlı'nın yiğitleri. Tütük çalışma. Şuradan soldan mezarlığa doğru gidelim. Mezarlığa doğru. Şuradan soldan gidelim. İstersen fideye gidelim mi? Hı? Fide diktiğimiz yere. Bilmiyorum. Önce hangisine giderseniz. Oraya gidelim de Garbistan'da bitirek değil mi? Olabilir muhtemelen. Önce bir fide ektiğimiz yere gidelim. Orayı görsünler, merak ediyorlar. Hemen oradaki mağaralara bakarlar. Yeraltının zenginliği var diyordun hocam sen, satılmıştı. Yeraltı şehri. Yeraltı şehri. 700 yıllık. Sağ mı sol mu direkt mi? Doğru inin aşağı. Aşağı iniyorsun oradan sağa dönüyorsun. Sağ tarafa. Sağa. Nurettin Korkmaz'ın evi sol tarafımız. Recep Tavroğlu'nun evi yine sol tarafımız. Burayı bana verirsen ev yapsam şuraya. Burayı isteyen çok ya, satamıyor hocam. Öyle mi? Hmm. Nereye ait ki arsası? Burayı bize ait gözüküyor da şey diyecek bu. Tabi kadar sonradan... özel idarenin diye de. Yok, özel idarenin değil bura. Şimdi belli olacağız zaten yakında. Sağ tarafımız emekli öğretmenimiz Fikri Aydın'ın evi. Yine sağ tarafımız İbrahim İpekçi'nin evi. Sol tarafımız Fatih Kumaş'ın evi. Doğru geçeceğiz karşıya. Evet, Çahralı'nın Hacı'nın evi sağ tarafta. Kendi de bahçede dolanıyor bak. Sağ serbest mi? Sağ serbest. Sağ serbest. Sağdan karşıya geçiyor. Çatalköprü'ye doğru gidiyoruz. Sağ tarafımız Belçika Derneği Başkanı Şemsettin Özyurt'un evi. Sol tarafımız Emir İpekçi'nin evi. Fide dikeceğim diye yerlerini hazırladı, bekliyor. Ne dikecek, meyve mi? Meyve dikecek yine, badem dikecek, ceviz olmadı. Ceviz olmadı. Çiftçinin hali böyle işte bak. Herkesin evinin onu böyle. Çiftçinin işi Allah'ına. Ekipman hepsi boşa kalıyor işte.
Su olmayınca hiçbir şeye yaramıyor. Evet. Sol tarafımızda Alihisan Bey bahçe sürüyor galiba. Alihisan Ayar. Bahçe temizliği yapıyor. Tarafımız Yalçın Nimetoğlu'nun evi. Biraz hızlı gidebilirsin burada diyor. Kamera çekiyor ya, hızlı gittiğin zaman bir şey olur. Çıklar şükür. Burası da Cırıklar'ın, Şükrü'nün evi. Sağa mı dönüyor? Direkt karşıya. Doğru geçiyor. Bu yol nereye gidiyor muhtarım? Bu bir fide diktiğimiz yer var. Ne fidesi? Çam. Çam. Satılmış mevki. Burası Çatal Köprü. Eskiden. Kozan Özümüz. Çok eski, tarihi bir köprü. Bunun yapılışını bilen yok. İpek yolu. Bu buradan geçiyor. Bu yolu, arazi yolu. Çokumal köyüne. Çokumal köyüne gider. Bak şu köprü çok eski. Bir avuç çimento kum kullanılmadan yapılmış bir köprü burası. Zaten geldi. Köyünüzün mesire alanı var mı? Köylüler için böyle piknik yapacakları. Var. İğnecik'te. Ne tarafta bu? O yukarıda. Tersin. Bağlarımızın tam ters. Burası Satılmış Tepesi. Karşıda Altın Tepesi. Zamanında burada da bir köy varmış. Satılmış köyü. Ve daha eskisinde bu Satılmış'ta ve Altın Tepesi ikisi arasında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ve havalandırma bacalarından birini defineciler buldu. Fida buraya mı diktiniz? Evet. Biraz daha ileriye varırsan. Yukarıda çeşme de var. Bunlar kurumuş mu? Bunlar yeşereceğini bekliyoruz. Yeşil olanlar ayrı. Bunlar yeşil de. Bunlar da bu yıl diktiğimiz için
Şunlar hani mazı mı diyorlar? Bunlar mazı. Bunlar mazı gibi şan. Duruyor. Öbürleri aslında yeşil olduğu gibi de. Bayağı dolmuş ha. Var bu suyu girdiydik buraya. Onun kaç yerine tane çam var burada? 300 tane. 300 tane çam var. 300 tane çam var burada. Bak solda oralarda mağaralar var. Karşı tepelerde. Evet, oralarda evet. İşte önceki köy dediğimizde burada yerleşim yeriymiş. Hatta şunlardan bir tanesine cami derler. Ne derece doğru? Mağara, evet. Mağaranın birisi camiymiş. Bu buraya fidelerimizi değiştireceğiz ya. Buradan dönebiliriz. Tepeden şey güzel gözüküyor mu köy? Evet. O bayrak dediğimiz o, bayrak da orada. O zaman soldan çıkacağız oraya. O, sağdan. Tamam, depoya çıkar da vasıbayı bon plaj. Oradan o zaman çıkamazsın. Ya. Biraz daha geri gel. Şu sağdan. Sağ şu, şurada. Biraz yok, yok, geri gel. Şu yola geçeceğiz. Şu yola devam edeceğiz, sola gireceğiz şuradan. Geri gel, oranın yolu taşlar varmış. Biraz geri vursaydın, neyse. Niye buraya çıkmıyor mu? Oraya varmaz bu yol. Orası çok dik. Nere dik? Buradan çıkama, geri gel. Bayrağın yanına varamayız buradan. Geri gelin biz tarif. Bayrağın yanına varmamız şart değil. Kasaba şöyle gözükmüyor mu? Oradan gözükür. Oraya çıkarsa hem bayrağı görürüz hem köyü görürüz. Bir arkadan duranacağız yani. Geldiğimiz yere döneceğim. İleriden sola, ileriden. Sola. Buradan sola mı dönüyor? Hı, sola. Şu sola mı? Şuradan, evet. Hemen sola, hemen. Şuradaki hı. Sola. Bu mevkiye ne diyor usta şimdi? Burası satılmış mevkiye. Satılmış mevkiye. Evet. Mesela önceden de burada köy varmış, sola. Peki bura kime ait? Bura hazineye ait. Neydi ya, tavşan mıydı? Hangisi? Şuradan gitti ya. Görmedim ki, tavşandır, sen görün onu. Tavşan da olabilir, tilki de olabilir. Hani nerede? Evet. Hani ya? Yukarıya gidiyordum. O şey, köstebek o. Hatta iki tane. Daha onlar şey kızım. Kelengi, kelengi. Bizim kelengi diyorlar burada. Kelengi, kelengi. Evet evet, onlar kelengi. Bak, kelengi, kelengi. Gelincik diyorlar herhalde. Gelincik derler, kelengi derler. Bizim burada kelengi derler onlara. Tavşan o kadar küçük olmaz ki, tavşan büyük olur. Ne bileyim, belki tavşan yavrusu olabilir dedim. Yukarıdaki bayrağımızı istersen çekme kızım. Değişecek bayrağı. Bayrağı çekek de yenisini de asınlar. Yenisi işte var, yenisi takılacak da rüzgarda olduğundan takamazlar. Görüntüsünü almıyor da sesini de mi almıyor muhtar? O da doğru. Hiç demese belki o kadar dikkat çekmeyecek de sen şimdi sesli deyince millet oraya bakmak isteyecek. Bugün gençler gelecek de değiştirmeye de rüzgar havada değiştiremiyor. Çok direği çok büyük yaptırıyor yani. Rüzgar dayanmıyor bayrağı. Bu bayrağımızı Bektaşlı gençlerimiz kendi imkanlarıyla 3 yıl önce yaptı. Çok da güzel oldu. Muhtarlığın desteğiyle her yıl boyasını bakımını yapıyoruz. Buradan da köyümüzün kuş bakışı. Mezarlık burası değil mi muhtarım? Evet. Başka mezarlık var mı? Yok. Sadece burayı bu. Değil mi?
Daha önce çarşının içindeydi mezarlığımız. 1972'de taşındı buraya. Hı. Yeni mezarlığımız burası. Evet, karşıda yamaçlı yolu var. Arka karşı yamaçlı yolu, evet. Sol evet. Tarafımızda Yeni Fakırlı ilçemiz var. Arka tarafta Fehimli köyü var. Evet. Bu tarafta Yeşilisar köyü var. Evet, bu arazilerin isimlerini bir say bay muhtarım, şöyle arazi vallahi, ne diyorsunuz? Şimdi gördüğümüz kadarıyla arazimizin hemen hemen her yeri görüyoruz. Sırçalı'dan başlayayım. Sırçalı, Kurucuva, Çayın Ağzı, Çamasa, Kızıl Ağal, geçelim buraya Çayırlık, Köyönü, İdecik, bağlarımızın olduğu bölge, Güllü Dere'miz var, Dolma dediğimiz mevki burası, Satılmış, Altın Tepesi, Göz Tepesi, Dölek, Ekinlik, Ekinliği demiştik abi, Ekinlik. Kilim o biraz ilerisi. Mevkilerimiz böyle. Yeterli, bu kadar yeterli. Evet, şimdi sol tarafımız Hollanda'daki oturan arkadaşlarımız villada bir ev yaptırdılar kendileri. Hiç selam göndermiyor muhtarım yurt dışında. Bütün Hollanda'daki ve yurt dışındaki hemşehrilerime bol bol selam gönderiyorum. Hollandalı arkadaşlar da yaz geliyor, yavaş yavaş gelmeye başlarlar. Ne zaman gelmeye başlıyorlar? 6. ayda mı geliyor? 4. ayda başlar emekli. 4. ay, 5. ay der Hollandalılar, Almancı arkadaşlar gelmeye başlarlar. Sağ taraftaki yine bir Almancı arkadaşımızın evi. Evet, döndü Yiğit Ayar, Ramazan Yiğit'in evi. Evet. Sağ tarafımızda Fehmi Kumaş'ın evi. Gidiyoruz. Direkt doğru mi? Doğru. Burada hindi mi yapıyorlar? Evet, burada hindi yapıyorlar. Kimin o hindiler? Vedat Kumaş diye bir arkadaşımızın. Sol taraf İsmail Himmetoğlu'nun evi. Sağ taraf Şaban Özarp'ın evi. Yine sol taraf Rafet Güldüran'ın evi. Yine Cami Kebir Mahallesi'nde burası. Saadettin Ulubaşı mı? Avşarların Cafer'in evi. Evet, buradan Tabristan çok net bir şekilde gözüküyor. Evet. Evet. Duvarları ne zaman yapıldı muhtemelen? Duvarların şu aşağı tarafı önceden yapıldı. Şu 580 metresi geçtiğimiz yıl yapıldı. Yapıldı. Tüm vatandaşın katkısıyla yapıldı. Duvarlar yeni. Çok güzel oldu ama duvarlar. Bu
sola döneceğiz. Sağ tarafı Habil Demirbaş'ın evi. Mezarlığa yakın oturuyor. Çarşıya uzak ama mezarlığa yakın. Mezarlığımızın içinde. Ortadan giriş, gireceğiz. Orada giriş var. İleride kapısı var. İki tane girişi var mezarlığımızın. Bu sene Allah izin verirse mezarlığı toparlayacağız. Üç tane. Bakımı falan yapılıyor mu mezarlığı muhtemelen? Bu sene başlayacak bakım işi. Kim yapacak bakımı? Üç tane adam görevlendireceğiz. Evet. Üç kişi bu sene bütün mezarlığı bakım ve 700 tane bir çam dikmeyi düşünüyoruz. Ayarladık çamımızı. Buradan giriyoruz. Servi ağacı dikeceğiz. Servi. Çam mı hocam da? Bu çam bayağı büyük bir çam gelecek. Bütün mezarlığın çevresine dikeceğiz. Kıyıdaki şeyler neyin nesi bu siyah olanlar? Bahçe bitkisi. Yenmez. Bahçe çiti onlar. Yeşillik olsun diye kenarlara diktiler. Hangi sülaleler var burada? Bütün sülalelerden var burada. Olmayan yok. Koyun hepsi var. Şehitlik burası. Şehitleri tanıyanlar mısınız? Şehitlerin hepsi, ikisini de tanırız. Tamam, o zaman bir yanından çekim yapalım da bir anlatın şehitleri. Muhtarım şöyle mikrofonu eline bir al. Şimdi şehitlerimizi şöyle bir anlat. Başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vel âkıbeti lil müttakîn. Ve lâ udvâne illâ lez-zâlimîn. Ve salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi açtık, dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şuhadanın aziz ruhlarına hediye eyledi. Kabul eyle ya Rabbi. Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvesesi ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye eyle ya Rabbi. Milletimizin ve bütün insanlığın her türlü felaket ve tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle ya Rabbi. Ehli imana, biladı İslam'ı huzur, emniyet ve güven ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri ayrılıktan, fitne ve fesattan uzaklaştır ya Rabbi. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimizi pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık, sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere yardım eyle ya Rabbi.
Allah'ım gencecik bedenlerin vatanlarına siper eden, canlarını, dini, devlet, mülkü, millet uğruna feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğruna ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznüyle sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla ya Rabbi. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Yüce kitabında şehitlere ölüler demeyin buyuruyorsun Allah'ım. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşrı cem eyle ya Rabbi. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem şehitlik makamı peygamberlikten sonraki en büyük makamdır buyuruyor. Şehitlerimizi o yüce makamlara eriştir ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize, göz dikenlere, izzetimize, şerefimize, kurşun sıkanlara fırsat verme ya Rabbi. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitnelerden, fesatlardan milletimizi, memleketimizi halas eyle ya Rabbi. Tarih boyunca nice saldırıya mertçe, yiğitçe karşı durmuş, milletimize bu cinayetler karşısında metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı lütfeyle ya Rabbi. Milletimizin huzur ve barış ve kardeşliğe kasteden tuzak kuranlara fırsat verme ya Rabbi. Onların tuzaklarını başlarına çevir. Sana inanan bu necip milletin ismetini hiçe sayanları sen zelülü kahru perişan eyle ya Rabbi. Terör şebekelerinin milletimizin arasına sokmak istediği fitneden, her türlü şerden, fesatlıktan, kardeşlik hukukunu çiğnemekten hepimize milletçe muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an olsun bile ayırma ya Rabbi. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, dilleri, ırkları, renkleri ne olursa olsun bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı cennet vatanımızı her türlü sıkıntıdan, kederden bertaraf eyle ya Rabbi. İstiklal ve istikbalimiz uğruna can veren şehitlerimizi senin engin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle muamele ya Rabbi, eyle ya Rabbi. Annelerine, babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine ve bütün milletimize sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Gazilerimiz için acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dinimizi, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlarından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Biz sırtımızı sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü imandan aldık. Yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme ya Rabbi. İmkan hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından sana sığınıyoruz. Sen milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım biz sana ve sevgine layık eyle, bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle, sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözlerimizi, yüreklerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Senin vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter. Amin, amin ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Şehit Piyade Çavuş Alper Koca. Evet. 1979 doğumlu. 2000 tarihinde şehit olmuş. Evet. Annesi babası hayatta mı şehidimizin? Babası öldü, annesi hayatta. Evet. Babasına Allah rahmet eylesin diyelim. Annesine de Allah sağlık, sıhhat, ömür versin diyelim. Amin. Evet. Asubay Kıdemli 3 Çavuş Halim Bulut. Memleketi Yozgat, baba adı Ali, doğum tarihi 1971, yine şehadet tarihi de 2003, ruhuna Fatiha diyoruz. Evet. Bir mayının patlaması sonucu şehit oldu. Evet. Annesi babası da rahmetli oldu. Annesi, evet. Mekanı... Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.